Gökyüzü redleriniz astrofoniye hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, Ocak ayında Oğlak Burcu yeni ayı ve Yengeç Burcu dolunayının etkileri altında olacağız. Evet, öncü burçlardaki güçlü gezegen hareketleri de şekillendiriyor. Ee, Uranüs Koç Burcu'nda, e, Oğlak Burcu'nda ilerleyen Güneş ve Plüton terazi burcunda ilerleyen bir Jüpiter ve bu öncü burçlardaki gezegen hareketleri de birbirini bu ay oldukça sıkıştıracak ve zorlayacak gibi görünüyor. Gökyüzünde güç mücadeleleri var. Özellikle Oğlak, Yengeç biraz daha aile, yuva, ebeveynler, kariyer e, sorumluluklar, görevler, yöneticiler, liderler, devlet ve otorite pozisyonları ile ilgili konulara işaret ediyor. E, burada özellikle güç ve gücü elinde bulunduran kişilerle e, ciddi mücadeleler olabilir. Ben-biz arasındaki e, çatışmalar çok güçlü bir şekilde ikilemler e, gündemde olabilir. E, dolayısıyla ay içerisinde özellikle ilişkiler, e, toplumu etkileyen Gerek kişisel gerek toplumsal konularda ilişkilerde e, önemli dönüşümler değişimlerle karşılaşabiliriz. Yılın ayın ilk e, yarısı içerisinde oğlak yeni ayının etkileri devam edecek. E, bu dönemde özellikle e, Merkür retrosu Dikkat etmemiz gerekti, gereken bir unsur ayın 8'ine kadar devam ediyor. 8'inden sonra Merkür ileri harekete dönecek. Dolayısıyla önemli hani iletişimle ilgili konular, yaz, yazışmalar, sözleşmeler, anlaşmalar tüm bunları 8 Ocak'tan sonrası için düşünmek, uygulamaya koymak daha verimli olabilir. Venüs ayın 3'ünde balık burcuna geçiyor. Ee, Mars ayın 28'ine kadar hemen hemen ay boyunca balık burcunda ilerleyecek Kişisel gezegenlerin balık burcunda olması özellikle biraz daha hani ruhsal ve manevi konuları da e, bu yıl iç, ay içerisinde e, etkileyecek gibi görünüyor biraz daha böyle ilişkilerimizde daha duygusal daha dürtüsel davranabiliriz romantik konular gündeme gelebilir. Sezgilerimizin güçleneceği, yaratıcılığımızın da bir şekilde hareketlenebileceği bir süreç. Oğlak burcundaki Pluto, Venüs, Mars ve Güneş de özellikle ayın ilk yarısında daha olumlu açılar içerisinde olacak. Bu da güçlü kimselerden en azından kişisel yaşamlarımızda biraz daha rahat destek alabileceğimizi, desteklenebileceğimizi işaret ediyor. Ayın onundan sonra ise gökyüzü biraz daha sert. Çünkü hem dolunay enerjileri gündeme gelecek. Hem de Uranüs Plüto kavuşu e, karesi aynı zamanda Güneş Plüto e, kavuşumu Uranüs karesi etkinleşiyor ve ayın 12'sinde yengeç burcunda bir dolunay var. İşte bu dolunay oldukça hassas enerjiler ortaya çıkarabilir. Bir yandan da çok güçlü, değiştirici, dönüştürücü enerjiler ortaya çıkarabilir. E, yaşamlarımızın önemli yapı taşlarında Ailevi konularda, iş kariyer gibi konularda, ilişkilerde e, özellikle çevrede oluşan belki de kontrol dışı oluşabilecek e, şartların meydana getirdiği önemli kırılmalar, önemli güçlü dönüşümler altında olabiliriz. Ülke içerisinde biraz daha ekonomi konulara, finansal konular e, gündemde e, oldukça sıkışık enerjiler de var. E, bu e, özellikle e, belli alanlarda çok zorlanabileceğimizin de işaretçisi bir yandan da, çok yine ülke içerisinde ülkemiz bir yengeç burcu ülkesi çünkü gerek siyasi ilişkiler gerek ülke içerisinde hükümet ve yönetim anayasa gibi konularda yine çok radikal değişimlerin hareketlerin olabileceği bir dönemdeyiz ama en fazla hassasiyet özellikle halk içerisinde ekonomik alanda yaşanabilecek gibi bu alanda biraz daha e, dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Evet, bu etkiler özellikle ayın ilk yarısı içerisinde güçlü. Ayın 19'undan sonra güneş kova burcuna geçecek. E, ay sonunda da kova burcunda yeni bir ay doğuyor. Kova yeni ayı biraz daha ideallerimiz, gelecekle ilgili hedeflerimiz, bilim, teknoloji gibi kavramlar e, ve toplumsal e, alanlara işaret ediyor. Toplum yararına olabilecek, kolektif alana ait olan her türlü yenilik, değişim, reform gibi konulara işaret ediyor ve bu enerjiler. Daha çok Ocak ayının sonlarında, son günlerinde e, gündemde olacak ve Şubat ayı içerisinde de bunları hissetmeye devam edeceğiz. Evet özellikle bu ay öncü burçlar, Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlaklar siz biraz e, zorlanabilirsiniz. Biraz daha böyle Yaşamınızın kontrolünü elinize almanız gerekiyor. Daha iradeli olmanız gerekiyor. Kararlı olduğunuz takdirde, azimli olduğunuz takdirde ve gerekli hazırlıkları yaptığınız takdirde çok önemli değişimler, atılımlar, ilerlemeler de kaydedebileceğiniz bir ay içerisindesiniz. Hazırladığımız videoları lütfen öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuza göre de mutlaka takip ediniz. Hoşçakalın. akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.